Evet, mutlu sabahlar herkese. Güzel bir sabahtan hepinize günaydın. Hoş geldiniz. Dün yayınımı çok uzun tutamamıştım. Yolculuğa çıkacaktım. Bugün biraz uzun tutmayı düşünüyorum. Elimden geldiği kadar birkaç haneye faydalı olmaya çalışacağım efendim. Umarım keyifler yerindedir. Etrafı göstermek istiyorum size. Çok güzel bir yerdeyim. Ali'cim günaydın. Ney dersleriniz hayırlı olsun Ali Bey. Evet, online ney dersi almak isteyenler Neyzen Ali'yi takip edebilir. Birazcık rüzgar olabilir. Arada kulaklık takacağım. Memlekete hoş geldin doktor. Hoş bulduk Alican. Evet, bugün Harbiye'nin olduğu yerdeyiz. Antakya Harbiye bölgesindeyiz. Burayı çok seviyorum. Çocukluğumda çok fazla zaman geçirdiğim bir yer. Yeni Zelanda, günaydın. Evet. Yeni Zelanda'da acaba saat kaç? Sizler de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Bayağı fazla uyumuşum. Biraz uzun bir yolculuk yaptım dün. Fazla uyumuşum. Almanya günaydın. Acaba Yeni Zelanda'da saat kaç? Evet, biraz sineklerle mücadele ettiğimiz gerçeği var ama idare edeceğiz artık. Fransa'ya da günaydın. Günaydın Mersin. Evet, şelale çok güzeldir. Bir Antakya turu düzenleyelim Ali Bey. Ben biraz dolaşarak sohbet edeyim. Orada daha güzel bir yer bulacağım elbet. Evet arkadaşlar, anlatacağım. Sedef'i de anlatacağım. Yeni katılanlar için bazı bilgiler de paylaşacağım. Almanya günaydın efendim. Almanya günaydın. Antep baklavanıza hayranım. Günaydın Antep. Amasya'da askerlik yapmıştım. Halif Hanım. Seviyorum, güzel bir yer. 6:56 akşam. İyi bir saat, Yeni Zelanda için iyi bir saat. Biz yeni başlıyoruz güne efendim. Siz bitiriyorsunuz. Evet. Yeni başlayanlar, yeni katılanlar, daha önce bu bilgileri çok bilmeyenler için de birkaç şey anlatacağım. Neden bu yayınları yapıyoruz? Derdimiz nedir? Sabah sabah gidip muayenehanede hasta bakmak varken niye gelip burada yayın yaptığımı anlatmaya çalışayım efendim. Çok güzel bir bilgi var elimizde. Nedir o bilgi? Hastalıkların sadece bedenle ilgili olmadığı bilgisi ve bu bilgiyi kullanmak üzere bu tür yayınlarda, kitaplarda, eğitimlerde bu durumu anlatmaya çalışıyoruz. Derdimiz gerçekten sadece bedenden oluşmadığımız için hastalığın sadece bedende başlamadığını anlatabilmek. Hastalık ruhta başlar, bedendeki sadece bir mesajdır diyoruz. Bu lafta kalmıyor tabii. Bununla ilgili çalışmalar yaptığımızda sonuçlar alıyoruz. Ruhumuza kendimizi anlatabildiğimiz yerde hızlı bir şekilde bedende dönüş olabiliyor. Evet, Antakya Harbiye burası efendim. Psikolojik moral ne demek? Moral zaten psikolojik, evet. Bu anlamda sabahları canlı yayın yapıp sistemin nasıl çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Özellikle annelere nereye bakmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Aslında bu canlı yayınlar eğitimler kadar güzel oluyor. Dönüşleri bir o kadar güzel oluyor. Çünkü birebir seans niteliğinde oluyor. Antalya'ya sevgiler, yanıyorsunuzdur eminim. Ve bu seansların bir kişiye anlatılırken 15-20 kişiye aynı anda faydalı olduğunu görünce açıkçası ben de motive oluyorum. İlk başlarda bakalım neler anlatacağız diye açtım bu canlı yayınların dönüşleri çok fazla olmaya başlayınca ben de motive oldum ve bunu rutin hale getirdim. Bu da benim hayatımdaki keyifli bir seçenek oldu. Tabii ki diş hekimliği mesleğime devam etmekle birlikte daha çok eğitimci, daha az diş hekimi olduğum zaman içinde.
ve şu an 20 günde bir eğitimler yapıyorum. Yazın biraz ara verdik. Anlatmaya çalışıyorum. Kişinin kendi bedenine nasıl faydalı olduğunu, kendi hastalığını nasıl çözebileceğini anlatmaya çalışıyorum. Bununla ilgili bazı şamanik bilgiler, bazen yeni Alman tıbbı bilgileri, hipnoz bilgileri kullanıyoruz. Özellikle çocuklarda inanılmaz etkili bir yöntem. Çocuklarda dönüşler çok çok hızlı. Roket hızında dönüşler alıyoruz çocuklarda. Anneler çünkü en iyi terapistlerdir ve anneler işi öğrenirse çocuklar hızla iyileşebiliyor. Peki annelere ne anlatıyoruz? Bizim bakacağımız bir dönem var. O dönemde neler yaşadığını soruyoruz anneye. Nedir o dönem? Hamilelik öncesi bir yıllık süreç, hamilelik ve doğumdan sonraki bir yıllık süreçte annelere soruyoruz. Acaba siz veya eşiniz nasıl çatışmalar yaşadınız da, Ankara'ya günaydın. Nasıl çatışmalar yaşadınız da çocuğunuza hastalık kodladınız? Çünkü sistem böyle çalışıyor. Sistem şu şekilde çalışıyor. Bizler hepimiz, siz, ben dahil hepimiz annelerimizin, babalarımızın proje, amaç dönemi çocuklarıyız. Yani hamilelik öncesi bir yıl, hamilelik ve doğumdan sonraki bir yıllık süreçteki yaşadıklarının ürünüyüz biz. Bir aşk evliliği yapmışlarsa biz bir aşk ürünüyüz. Geleneksel bir döllenme mi? Döllenme öncesi kayıplar var mı? Kazalar var mı? Bütün bunlar bize kodlandı. Ve hayatımız boyunca bize ait olmayan birçok duygunun yüküyle dünyaya geldik. Adaletsiz gibi görünse de aslında sistemin böyle çalışmasının bir mantığı var. Çünkü bizler üst soylarımızın devamı olarak yaşam deneyimimizi devam ettiriyoruz. Eğer ki bunun farkına varırsak ve kendi döngülerimize dönersek hastalık dediğimiz mesajları almış olacağız. Hastalık sadece bir mesaj diyoruz. Bundan öte bir şey değil. Bu arada tabii ki bu teknikleri araştırırken ekstradan bir sürü şey öğrendik. Onları uyguladık ve kullanışlı olanların hepsini eğitimimize aldık. Canlı yayınlarda onları anlatıyorum. Bir mucize, bir sihirli değnek, bir anahtar niteliğinde bir bilgimiz var ki fotoğraflara konuşma. İlk başta, ilk duyduğumda çok komik gelmişti. Çok saçma gelmişti. Hatta uçuk gelmişti bana. Hele ki tıp eğitimi alan bir kişi için daha da uçuk. Ses yok demeyin ya. Ses yok mu? Hanife Hanım, ses yok diyorsunuz. Beni burada strese sokuyorsunuz. Gerçekten ses yok mu? Bir bakın ayarlarınıza lütfen. Evet, çok kısa geri dönüş alayım sizden. Ses var mı? Anlatacağım, cevap vereceğim. Var. Tamam, bir kişi sesimi duyuyorsa sorun yok. Evet, fotoğrafa konuşma yönteminin bilgisini aldıktan sonra bana çok uçuk gelmişti. Demiştim ki yani fotoğraf cansız bir kağıt parçası. Fotoğrafa konuşsak ne olur, konuşmasak ne olur? Adamın biri uydurmuş, arkasından bir sürü kişi gelmiş. Fotoğraflara konuşarak bir şey çözeceğini sanıyor diyerek reddetmiştim. Ama reddettiğim her şeyin önce bir sonuçlarına da bakarım. Sonuç alanlara ikna olup deneme yaptım. Öncelikle annelerin, babaların kendi çocuklarının fotoğrafına konuşmalarının ne kadar etkili olduğunu fark eder fark etmez bunu eğitimlerime aldım. Sadece daha sonraki baktığım çalışmalarda sadece çocuklarınıza değil, hayatınızdaki herkesin, İlişkide, iletişimde olduğunuz herkesin, hatta tanımadığınız kişilerin bile fotoğrafına konuştuğunuzda onlar üzerinde bir etki bırakabiliyorsunuz. Fotoğrafa konuşma meselesi neredeyse bilinçaltının iletişiminin en iyi yollarından bir tanesi aslında. Az mı geliyor ses? Arkadaşlar, cihazlarınızın ses ayarlarına bakın. Gerçekten bir kişinin bile sesi, bir kişiye bile ses iyi gidiyorsa benden kaynaklı bir sorun yok demektir. Fotoğrafa konuşmak aslında kağıda konuşmak değilmiş. Onu öğrendim. Bizim ışık bedenimizin iletişim şekli fizik bedenimize bakarak konuşmak. Biriyle konuşurken nasıl ki onun burnuna, kulağına,
Eline bakmayıp gözüne bakarsınız, ruhuna bakarsınız. Aslında fotoğrafta ruhu görüyoruz. Ve bugün itibariyle şunu deneyebilirsiniz. Çocuğunuzla, sevdiğiniz biriyle, tanıdığınız biriyle herhangi bir rüzgar sesi var. Okey. Bir dakika. Hemen çözelim. Önemli bir konu anlatıyorum. Doğru. Rüzgar oluyor. Evet, bir kez daha geri dönüş alacağım çünkü kulaklıkla deneme yapmak zorundayım. Elinden geldiği kadar rüzgarsız yerlere geçeceğim. Sevdiğimiz insanların fotoğrafına konuşarak onların ruhuyla bağlantıya gireceğimizi çok sonra öğrendim. Bununla ilgili hatta deneyler yaptım. Sonra dışarıdaki danışanlarımıza önerdim. Biraz bekleyin. Buranın rüzgarı kesilmez. Ve sonra gördüm ki gece konuşması kadar etkiliymiş fotoğraf konuşması. Hani bazen şeyi soruyorsunuz ya, ben çocuğuma bu durumu anlatamıyorum, çocuğum beni dinlemiyor, ikna olmuyor, benim eşim bu olaylara inanmıyor, bu olaylarla ilgili çok negatif bakıyor. İşte oralarda biz fotoğraf konuşmasını önerebiliyoruz. Çünkü fotoğrafa konuştuğunuz zaman ruha konuşursunuz. Ve bu bilginin üstüne şunu ekledik. Bu bilginin üstüne eklediğimiz kıymetli bilgi de şuydu. Ho'oponopono tekniği. Havana'da bir psikoloğun, bir psikoterapistin suçluların barındırıldığı, azılı suçluların barındırıldığı koğuşta sürekli sorun çıkan, sürekli saldırı olan koğuşta, kimsenin çalışmak istemediği koğuşta suçluların sadece dosyalarına Ho'oponopono tekniği uygulayarak onları sakinleştirdiğine şahit olduğumuz çok güzel bir örnek var. Ne yapıyor bu psikolog? Hiçbirinin yüzünü bile görmeden 200 tane dosyaya tek tek açarak özür dilerim diyerek sorumluluk alıyor. Özür dilerim, beni affet, seni çok seviyorum, teşekkür ediyorum cümlelerini yerleştirdiği senaryosunu yazıyor ve bir süre sonra suç oranı sıfıra düşüyor o koğuşta. Yani bunlar uçuk şeyler gibi görünebilir. Açık söyleyeyim, ilk defa fotoğrafa konuşma Zero Limit, evet. Joe Vitale'nin Zero Limit adlı kitabında okuyabilirsiniz. İlk defa bu bilgiyi aldığım zaman çılgınlık diye düşündüm, saçma diye düşündüm, cansız bir şey konuşma mı yapacağız diye düşündüm ama fotoğrafın kendisine konuşmuyoruz. Bizler aslında fotoğrafta gördüğümüz kişinin ruhuna konuşuyoruz. Zihnimizde canlandırırsak bile yeterli. Yani bazı kişiler vardır, hayal kurma gücü çok kuvvetlidir. Hayal kurma gücü kuvvetli olan kişilerin zihninde canlandırıp o kişiyle konuşması bile aynı şeydir. Ama ona sorumluluk hissetmemiz lazım. Çünkü ruhlar birbirini nerede duyar biliyor musunuz? Ruhlar birbirini ona bağırıp çağırdığınızda duymaz. Sevginizi ifade ettiğinizde duyar. Bir ruhun sizi duymasını istiyorsanız önce sevginizi ifade edeceksiniz. Bu yüzden Ho'oponopono çalışmaları seni seviyorumla başlar. Ruhun sizi duyacağı yer tam olarak ona sevginizi gösterdiğiniz yerdir. Hemen arkasından özür dilediğiniz yer sizin sorumluluk aldığınız yerdir. Hemen arkasından affet dediğiniz yer ve teşekkür ettiğiniz yer sizinle bütünleştiği yerdir. Ve o ruh sizi duyar hale gelir. Siz fotoğrafı elinize alıp öfkeli olduğunuz bir kişiye öfkenizi kusarsanız o ruh sizi duymaz. Yani diyelim ki babanıza çok öfkelisiniz. Babanızın fotoğrafını elinize aldınız. Bağırdınız, çağırdınız. Senin yüzünden çocukluğum mahvoldu. Sen bizi bıraktın. Sen bana ilgi göstermedin. Bağırıp çağırdığınızda sizi duymaz. Ne zaman ki sorumluluk alırsınız. Bu sadece fotoğraf için değil. Buradaki fotoğraf bir araç.
Buradaki olay tamamıyla aslında ruhun sizi duyacağı ayarı yakalamak. Ruh sizi sevgi diliyle duyar. Öfke diliyle duymaz. Tamam, öfke çalışması yapıyoruz, yaz sonlandırma yapıyoruz ama bunları ruha duyurmak için yapmıyoruz. Bunlar çoğu zaman kendi içimizdeki çatışmayı çözmek için yaptığımız şeyler. Fakat bir ruhla iletişime girmek istiyorsanız, bir fotoğraf da kullanabilirsiniz, zihninizi de kullanabilirsiniz ama buradaki espri şu değildir. Fotoğrafa konuştum olmadı dediğiniz yer için söylüyorum. Buradaki espri o ruhla bağlantıya girmek için, o zihinle bağlantıya girmek için önce sevgi dilini kullanmak zorundasınız. Bunu da mış gibi yaparak değil, gerçekten sevgi dilini kullandığınız her ruh sizinle iletişime girer. Bakın, gün içinde uzun süredir görmediğiniz, uzun süredir iletişim kurmadığınız bir arkadaşınızın fotoğrafını elinize alın. Veya onu aklınızdan geçirin ama sevgi diliyle sadece ona olan sevginizi ifade edin. Size hızlı bir şekilde dönüş yapacaktır. Bu bir sihir değil. Bu bir teknik. Bunu aslında psikologlar çok iyi bilir. Bu bir teknik. Ama kullanacağınız dil çok önemli. Birini sevgiyle andığınızda ya telefon açar ya mesaj atar ya da aklından sizi geçirir, bir şekilde size geri dönüş sağlar. Burası bizim nerede işimize yarıyor? Hastalıklarda da işimize yarıyor. İlişkilerde çok işimize yarıyor. Kötü bir ilişkiniz varsa, sıkıntılı bir ilişkiniz varsa, kendinizi anlatamadığınızı düşündüğünüz bir ilişkiniz varsa, çocuğunuzla, eşinizle, annenizle, kardeşinizle fark etmiyor. Buralarda kendimi duyuramıyorum dediğiniz bir ilişkiniz varsa, tam o noktada ruhun sizi duyacağı yer, fotoğrafta veya zihninizde onu canlandırdığınız ve sevgi diliyle iletişime geçtiğiniz yerdir. Fotoğrafa 4-5 kere konuşabilirsiniz. İlginç bir şekilde geri dönüş alacağınıza garanti verebilirim. Bir insanın fotoğrafına konuşun, sevgi dilini kullanın. Ho'oponopono tekniğini uygulayın. Ona olan sevginizi ifade edin. Sorumluluk alıp özür dileyin onunla ilgili yaşanan çatışmalardan dolayı. Af dileyin. Hayatınızda olduğu için teşekkür edin. Birkaç kez bunu yapın, birkaç gün içinde İlişkiler düzeliyor. Önemli olan orada iyi niyetle sevgi dili kullanarak bunu yapmak. Bunu çocuğumuza da yapabiliriz. 15 yaşına kadar, yeni katılanlar için söylüyorum. 15 yaşına kadar çocuklara gece uykuda çatışmaları anlatabilirsiniz demiştik. 15 yaşından sonra fotoğrafa konuşabilirsiniz. Telefonumu yazayım. 15 yaşından sonra çocuğa fotoğrafı anlatabilirsiniz. Uykuda yine anlatabilirsiniz. Fakat uykuda anlattığınız şeyleri 15 yaştan sonra biraz zor duyabilir. Ruhunu anlatıyoruz ya. Uykudaki avantaj şudur. Çocuk anneyle bağını 10-15 yaşa kadar kesmiyor. Tırnak yemeği çözdünüz. Bize de anlatın. Eray isimli katılımcımız. Evet, katılabilirsiniz. Ben yine davet göndereyim. Canlı yayında bu tür şeyler benim için kıymetli. Bir katılımcımızın nasıl çözdüğünü anlatmasını rica ettim. Umarım kabul edersiniz canlı yayın davetimi. Evet, sevgili anneler, çözmemiz için sizlere gece değil, hayır, fotoğraf tekniği gece değil, gündüz de yapılabilir. Gündüz de yapılır. Cümleleri şudur Ho'oponopono. Evet, yazmış Ayten Hanım. Seni seviyorum, özür dilerim. Lütfen beni affet şeklinde. Bakın, hayatınızda kiminle çatışma yaşıyorsanız yaşayın. Kiminle sorunuz olursa olsun. Mümkünse öncelikle sorumluluk alın. O kişiyle ilgili çatışmanızı çözmek için, bir kişiyle ilgili çatışmanızı çözmek için önce kendi evimizin önünü süpürmemiz lazım. Yani karşı tarafın çöpüne bakmayın. Kendi evimizin önünü temizleyelim. Orası zaten temizlenecek kendiliğinden. Evet, davetlere cevap verelim efendim. Birkaç anneye faydalı olmak adına. Ayarlar bazen değişik oluyor. Davetinize cevap veriyorum, katılım sağlanamıyor diyor. Oralara dikkat edin isterseniz.
kaç gün yapılıyor? Fotoğraf tekniğini 3-4 gün sonra zaten sonuç alacağınız bir şeydir. Ağır hastalıklarda kamp ateşi yapıyoruz ama böyle ilişki bazında, iletişim bazında sorunlarınız varsa, yani şöyle sınıflandırabiliriz. Kişilerle iletişim, ilişki, bağlarla ilgili bir çalışma yapıyorsanız fotoğraf çok güzel bir tekniktir. Ağır bir hastalıkla ilgili çalışıyorsanız mutlaka kamp ateşi. Daha hafif hastalıklarda bizim karanlık oda çalışması dediğimiz bir çalışma var. Bazı hastalıklar var ki hiçbirine gerek kalmaz. Sadece farkındalıkla çözebiliriz. Ağrı demosu yapacağım. Öbür hafta yapacağım. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle çarşamba günü bir ağrı demosu yapacağım. Evet, babayla fotoğrafla konuşabilirsiniz. Tabii ki konuşabilirsiniz. Ben davet isteklerine cevap vereyim. Çocuklar için sorarsanız sevinirim. Annelere faydalı olmak üzere konuşuyoruz burada. Bazı hastalıklar var ki... Merhabalar. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Cümlemi bitireyim. Hemen konuşacağım tamam. Sizinle. Bazı hastalıklar var ki sadece farkındalıkla iyileşiyor. Örneğin ağız içi aftlar, diş sıkma, diş eti rahatsızlıkları, dil iltihabı, hemoroid. Bazıları karanlık oda çalışmasıyla, bunlar da işte ilgili kişiyle öfke boşaltımı yapıyoruz. Kişilerle ilgili, ilişkilerle ilgili bir sıkıntınız varsa, ilişki kuramamakla ilgili, kendinizi anlatamamakla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, buralarda fotoğraf konuşması öneriyoruz. Evet. Peki. Sustum. Sizi dinliyorum. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İsminiz neydi? Aysel. Aysel Hanım, nereden katılıyorsunuz? Mersin'den katılıyorum hocam. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum hocam. Benim oğlum 8 yaşında. İlk önce şu kol dirseklerinde şöyle et beni gibi bir şeyler çıktı. Koyu renk mi? Yok, açık renk, kendi teninde. Tamam. Aynı renkte. 2-3 yaşlarında çıkmaya başladım. Ben o zaman bu yana sürekli doktora götürdüm. Her götürdüğümde egzama dediler bana. Hı hı. Nemlendirici kremler vesaire bir şeyler yazıldı. Hani onları kullanmak bir işe yaramadı. Tamam. 3 sene önce de tırnaklarında çürüme başladı. Küçük şu baş parmağında iç tarafta küçük bir et gibi bir şey çıktı. Hı. Şimdi o vücut kolların dirseklerindekiler böyle beyazlamaya başladı. Ben bunu geçen sene özel iğne tekrar cildiye götürdüm. Egzama dedi. Anladım. Vitiligo gibi açık tonlarda renkler açılmaya başladı. Tamam. Tırnaklarda yeme var mı? Kendinden tırnak kenarları mı çürüyor dediniz? Anlamadım. Tırnaklarda yeme yok hocam. Tırnakları kendiliğinden peki, oldu. Dirseklerdeki olay 2 yaşında mı başladı? Ya 2-3 yaşlarında, o civarlarda. İlk çocuğunuz mu? İlk çocuğum, evet. İsminizi tekrar rica edeyim ben. Aysel. Aysel Hanım. Baş parmak değil mi? Tırnak baş parmağı. Küçük parmak. Ha, serçe parmak. İlk önce oradan başladı hocam. Tamam, ama ben şimdi sizinle ilgili özel şeyler sormak zorundayım, bilginiz olsun. Cevap evet. Vermeyebilirsiniz çünkü silinmiyor bu yayınlar sonradan. Yani bu yayınları tamam. Profilimde bırakıyorum. Bilginiz olsun, cevap vermek istemezseniz sadece cevabı sizde kalsın. Soru şu. Bir kere bir çocuğun serçe parmağında bir sorun varsa sembolizm bilgisi olarak söylüyorum size. Proje amaç dönemini biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Proje amaç döneminde bir sır var. O sır hala saklanan bir sır. Kime ait o sır? Böyle bir sır var ki ortaya çıkarılamıyor. Birine ait bir sır var orada. Küçük parmak, serçe parmağı. Oraya soru işareti koyalım bir. Tamam mı? Yani o sırrı biliyorsanız... Karanlık oda çalışması yapacağınız bir şeydir o sır. Çocuğa gece anlatacağınız bir şeydir aynı zamanda. İşte yavrucuğum ben hamilelik öncesi böyle bir sırrım vardı. Bu sırrı kimselerle paylaşamadım.
Ama şimdi sana söylüyorum. Bununla ilgili artık herhangi bir yük taşımana gerek yok. Seni bu yükten özgürleşiyorum şeklinde parmak hızla iyileşir. O sırrı ortaya çıkarırsınız. Küçük veya Hocam, büyük. diğer parmaklara da özür dilerim. Diğer parmaklara da yayıldı bu sefer. Sadece küçük parmakta sabit kalmadı. Tamam. Oradan başladıysa orada bir sır Oradan vardır. başlayalım. İkinci konu, önemli konu dirsek. Şurası değil mi? Dirseğin şurası, yani şu bölge. Evet hocam. İlk önce şu kollarda başladı. Sonra şuralarda beyaz lekelenmeler başladı. Açılmalar. Bacaklarım açtı. Bacak. Evet, bacaklarım da şu an birçok yerinde yayıldı. Doktorlar egzama mı diyor oraya? Egzama dediler hocam ama en son gittiğim doktor 2 ay önce gittim. Biyopsi istedi. Sedefe daha çok benziyor dedi. Peki. Proje amaç döneminde kaybettiğiniz kimse var mıydı sizin veya eşinizin? Yok hocam. Üst soylardan da Ama olabilir. son geçen sene bu yayılmadan önce çocuğun kollarında hani sadece başlayanlar yayılmadan önce babamın bir hani riski vardı. Bayağı bir tehlikeli bir durumu vardı. Orayı sormuyorum. Proje amaç döneminde hastalanan, panik yaptığınız, kaybedilen kimse var mıydı? Onu soruyorum. Yok. Değil mi? Proje amaç döneminde oğlanın kendi hastalanması vardı. Onda hani bayağı bir ateşli hastalık geçirmişti 1,5 yaşlarındayken. Proje amaç dönemi 1,5 yaşına denk gelmiyor. Şimdi önce onu bir anlatayım size. Öncesi, doğum öncesi mi? Hayır. Bir dinleyin. Hamile kalmadan Tamam. önceki 1 yıllık süreç, hamilelikteki 9 aylık süreç, doğumdan sonraki 1 yıllık süreçte. Biz ne yaşadıysak buraya proje amaç dönemi diyoruz. Şimdi bu döneme denk gelmemiş. Eşinizle ayrılık Evet. yaşadınız mı? Dirsek olduğu için soruyorum. Ayrılık yaşamadım ama Çatışma. ayrılma noktasında evet çatışma oldu hocam. Proje amaç döneminde mi oldu? Evet. Tam da bundan bahsediyorum işte. Şimdi bakın. Proje amaç döneminde eşinizle yaşadığınız her çatışma burayı ilgilendirir. Eklemleri, dirsekleri ilgilendirir. Tamir fazına girdiği zaman, Evet. evet, Pardon çocuğunuz hiperaktif, haberiniz olsun. hocam. Kız çocuğum evet. İkinci çocuk. Tamam. Ben kısaca anlatayım neye çalışacağınızı. Proje amaç döneminde eşinizle yaşadığınız çatışmayı çocuğa gece uykuda anlatın. Ayrıca deri olduğu için hayatınızda bu, isterseniz şöyle yapalım. Gürültüden, yani 500 kişi aynı anda rahatsız olduğu için şu an odanızı değiştirmenizi rica edeceğim. Hocam bir saniye. Özür dilerim. Estağfurullah. Çıkamadım. Hadi. Tamam, sonra birlikte oynarız. Hadi Elif. Elif seni bekliyorum. Dokunma onlara. Tamam hocam. Evet, tam da güzel örnek oldu. Daha 2 gün önce video yayınladım. Çocukların tepkilerini bastırmayın diye bunu. Hocam ben sizi bayağıdır bir takip ediyorum. Yani çalışmayı da yaptım birkaç gün, 4-5 gündür yaptım. Ne Ama yaptınız? sanki daha çok yayıldı gibi oldu. Ah bu annelerin panikleri, ah bu annelerin iyileşmek istememeleri var ya, beni çok yoruyorsunuz siz anneler. İyileşmek istemeyen anneler, beni dinleyin. Siz de dahil. Yeterince çözememenin yollarını buldunuz. Vizyonunuzdan bir çıkarın artık orayı, olur mu? Bir de çözmeye odaklanalım şimdi. Bu duruma üzüldüğünüzü biliyorum ama içerideki bilinçaltınızdaki sistemle ilgili konuşuyorum. Siz sesi kısın, ben size anlatayım, olur mu? İsterseniz yani şöyle. Çünkü gerçekten konuşamaz haldeyiz. Proje amaç döneminde eşinizle ilgili yaşadığınız çatışmaları birer birer çocuğunuza temas etmeden uykuda anlatacaksınız. Neden başarılı olamadığınıza bir bakalım. Ne anlattınız çocuğunuza acaba? Çünkü mümkün değil. Bu konuda başarılı olmama ihtimaliniz yok. Çocuğunuza ne Hocam, anlattınız? çocuğuma hamile kalmadan önce hani evlenmeden önce daha doğrusu nişanlılık dönemindeyken aldatma olayı oldu. Bundan dolayı ayrılmak Proje amaç istediğim. dönemi miydi orası?
Nişanlılık dönemindeyken Bakın hocam. lütfen Aysen, ne olur Ben ne olur kendinize yardımcı olun. Bakın benim kadar en az siz de isteyin bunu, olur mu? Proje amaç dönemi dediğim bir yer var. Hamile kalmadan, evlenmeden ama bir evet dakika dinleyin. hamile Bir dakika dinleyin. Sakin olun. Tamam, haklısınız. Biliyorum şu anda heyecanlı olabilirsiniz. Hamile kalmadan önceki bir yıllık süreçte nişanlı mıydınız? yok. Evlendikten bir yıl sonra hamile kaldım. O zaman orası proje amaç dönemi değil. Tamam. Yani Evet. bizim bize lazım olan yerleri söylememekte ısrar ettiğiniz yer, içerideki sistem oraya bakmak istemiyor çünkü. Onu söylemeye çalışıyorum. Size yardımcı olmak istiyorum ama siz kendinize yardımcı olmak istemiyorsunuz. Orayı görmek istemiyorsunuz. Bakın, hamile Anladım. kalmadan önceki bir yıllık süreçte eşinizle ne çatışma yaşadınız? Bunu anlattınız mı çocuğunuza? Evet, anlattım. Evlendikten sonraki bir yılı da anlattım. Evlendikten sonra bir yıl önemli değil. Hamile kalmadan önceki bir yıllık süreç. Evet, hamile kalmadan Önceki bir yıl. öncesini anlattım. Ne yaşadınız Hamile orada? Ne anlattınız orada? yani aileyle bayağı bir çatışmalarımız oldu. Tamam. Eşimle ayrılma. Anlatırken çocuğunuza temas etmediniz, değil mi? Yani arada bir dokunduğum oldu ama üstünü düzeltme. Hiç de sıfır temas istiyoruz. Bakın. Tekrar Sıfır baştan hocam. alıyoruz. Bakın Aysen, ben konuyu anlatayım. Çünkü 33 aylık süreçte ne kadar problem, sorun varsa eşle ilgili, ayrılıkla ilgili, çatışmayla canınızın yandığı her şeyi not edin önce. Çocuğa temas Tamam. etmeden, sırrınız da var, o sırrı da not edin, olur mu? Bir tane sırrınız var. Onu da not edin. Çocuğun küçük parmağı için söylüyorum bunu. Hocam sırrı yani düşünüyorum da bir şey bulamıyorum. Tamam, eşinizin olabilir. Bir sır var ortada. Tekniği söylüyorum. Çocuk uykuya daldıktan bir saat sonra ona temas etmeden önce konuyu anlatıyorsunuz. Diyelim ki aileler arası çatışma var. Yavrucuğum, ailelerimiz arasında şu 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 sorun olmuştu. Bununla ilgili ben böyle böyle hissettim. Ayrıntılı anlatın o aile çatışmasını, hiç önemli değil. Ama bunların sana kodlandığını yeni fark ettim ve bunun için senden çok özür diliyorum. Lütfen beni affet. Böyle bir şeyin olmasını asla istemezdim. Ve şu an bunun için senden özür diliyorum. Bunların hiçbiri senin çatışman değil de benim çatışmamdı bunlar. Bunları yaşattığım için bütün kalbimle özür diliyorum. Seni çok seviyoruz, baban da ben de. Ve bizi seçtiğin için teşekkür ediyoruz. Bu yaşadığım çatışmanın omurgana yüklediği negatif enerjiyi omuzumdan, kollarından, ellerinden, sırtından, karnından, ayaklarından toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bu son telkini 4-5 kere söyleyin. İkinci konuya geçin. Yavrucuğum, ben babanla evliyken babanın beni aldattığı şüphesiyle yaşadığım bir çatışmayı da sana yüklediğimi yeni fark ettim diye. Tamam. Anladım. Bu sizin sorumluluğunuz, gücünüz ve sorumluluğunuz Aysel Hanım. Çözmemenin yollarını denemişsiniz. Şimdi çözmenin yollarını deneyeceğiz, olur mu? Tamam Kendimizi hocam. bırakmıyoruz. Yapamadım kısmı bitti. Nasıl yapabilirim kısmına geçiyoruz ve lütfen proje amaç dönemini temizleyin. Çocuğunuzun egzaması veya sedefi de olsa orada bir çatışma var. Şanslısınız, 2-3 yaşında çıkmış. Bana 36 yaşında bir hastadan bahsediyor Şu an olsaydınız size yapabileceğiniz şeyleri bu kadar basit anlatamazdım. Orada size kamp ateşi, döngü hesabı, çatışmanın boşaltılması gibi milyonlarca şeyden bahsedecektim. Ama şu an şanslısınız, 2-3 yaşında çıkmış ve bir tek siz çözebilirsiniz. Ben de çözemem. Ve lütfen bu Tabii. gücünüzü kullanın, olur mu Aysel Hanım? Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Bu çalışmayı yapın, bize dönün. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Evet, siz çıkışı yapın. Sevgili anneler, bu gücünüzün farkına varın. Benim bütün derdim o dönemin farkına varıp anlatmanız. Ha, bir yetişkin için bu kadar kolay değil işler, evet. Yani bir yetişkinde maalesef sistem böyle çalışmıyor. 35-36 yaşında aynı sorunu olan bir yetişkinde hemen bardağı taşıran son damlayı buluyoruz. Arkasından döngü hesabı yapıyoruz. Döngülerde kamp ateşi boşaltması yapıyoruz, yapıyoruz da yapıyoruz. Yani o kadar kolay değil ama bu yayınların amacı, tekrar tekrar söylüyorum, küçük yaştayken
Hatta 15 yaşına kadar annelerin çocuklarına çok güzel terapi yapma yetenekleri var. Anneler en iyi terapistlerdir dediğimiz yer burası. Ve burada birebir çalışmanın çok faydası var. 10 yaşınızı, 10 çocuk 10 yaşına gelene kadar, çocuk 10 yaşına gelene kadar bir hafta anlatmanız yeterli. 10 yaştan sonra birazcık duygusal bağlar zayıflar. 10-15 yaş arası 2 haftaya tamamlayın konuşmayı derim. 10-15 yaş arasında bir çocuksa. 16 yaş, 17 yaş yine konuşabilirsiniz. Hani ben size 15 yaş bitti, bundan sonra hiçbir şey yapamazsınız diyemem. 25-26-30 yaşına kadar konuşanlar da var. Ama çocuğun bağ ile ilgili mümkünse ne kadar küçük yakalarsak çocukları, hastalıklarını, o kadar iyi. Öyle mucizeler oluyor ki ben bile hala şaşırıyorum. Diyelim ki yeni doğan bir bebekte gaz problemi varsa basit bir yaz sonlandırmayla şak diye geçebiliyor. Bunu defalarca deneyimledik. İşte çocuğun uykusuzluk sorunu varsa gece yaşanmış çatışmayı çocuğa anlattığımızda şak diye kesilebiliyor. Annelerin kabusu gibi görünen bebeğin memeyi reddetmesi, alerjik doğması, egzamayla doğması, ağız içi yaralarla doğması gibi durumların birkaç gece konuşmayla defalarca geçtiğine şahit olmasam ısrarla size bunu yapın demem. Ayrıca bunu ilaçsız yapıyorsunuz. İlaçsız, yani hiçbir ilaç kullanmadan. Bu konular, yani annelerin yapacağı konuşmalar meseleleri gerçekten işin en basit, en doğal yöntemi. Yetişkin hastalıklarıyla ilgili işler çok derinleşiyor. Eğitimlerimiz bu yüzden var. Kitabım bu yüzden var. Kitabımda da bu bilgileri bulabilirsiniz ama en kıymetli neresi, en kıymetli yer neresi derseniz, en kıymetli yer annelerle yaptığımız birebir görüşmeler ve oradaki çözümler çok çok kıymetli. Bir kişiyle yaptığım çalışma birkaç kişiye faydalı olabiliyor. Bu anlamda sevgili annelere yardımcı olmak üzere davet gönderen anneleri kabul ediyorum ekranına düşme sırasına göre. Sizler bademcik. Merhabalar. Merhaba hocam, ben Seher, Antalya'dan katılıyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Seher Hanım. Çok kısa bademciyi söyleyeyim. Tabii ki, buyurun. Çocukta bademcik problemi varsa kime sözünüzü söyleyemediniz, proje amaçlarında kime uzağa gönderdiniz, nerede sembolik olarak lokmayı yutamadınız, nerede sözünüz kesilmek zorunda kaldı gibi durumlara bakabilirsiniz. Bademcik sürekli ise bazen doğumdan sonra anne ufak bir rahatsızlık yüzünden bebekten ayrılmışsa bebek o anda bademcik sorununu geliştirebilir. Evet Seher Hanım, hoş geldiniz Antalya'dan. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Hocam benim kızım var 13 yaşında. 2009'un Kasım ayında saç kıranla başlayan dökülmeleri oldu. İşte biz doktordur, şudur budur derken komple döküldü. Geçen sene işte tedavide falan derken kaş kiplik komple çıktı ama 7-8 ay önce yine bir atak başladı. Şu anda yine komple döküldü. Kaç yaşında ilk defa başladı dediniz dökülme? 9 yaşındaydı. 2019'un Kasım'ında başladı. İpek 2009 doğumlu. Tamam. 9 yaşındayken ilk defa saçları ve kaşları döküldü. Alopesi teşhisi konmadı değil mi? Tekrar çıktı o. Evet, normalde alopesi dediler yani, hani 15-20 tane doktora götürdüm. Hani alopesi, işte kortizon tedavisi, o tedavisi, baktık biz şey görmedim ben ondan pek sonuç. Yavaş yavaş büyüdü artık onlar. Büyüdü komple saç döküldü. Sonrasında arkasından kaş, kiprik, tüm vücut kılları döküldü. İlk çocuğunuz mu Seher Hanım? Hayır, en son çocuğum. 3 numara. 3 numara. Peki, saç kıran ile ilgili birkaç soru soracağım size. Proje evet. Amaç dönemini biliyorsunuz değil mi? Evet, yeni öğrendim. Biraz önce dinledim. Bilmiyordum. Peki. Hamileliğin 9. ayında bir sorun yaşadınız mı? Hamileliğin 9. ayında. Doğuma giderken falan. Hocam büyük ihtimalle yaşamıştım. Yani hep sorunlar olduğu için şu anda düşünüyorum hangisi falan diye ama mutlaka ya, olmuştur. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kişiyi görmek tüylerimi diken diken ediyor dediğiniz kişi kimdi? Proje amaç döneminde. Hangi otorite?
yuvamı sarsıyor. Bu kişi benim yuvamı sarsıyor. Yuvamın dengelerini bozuyor dediğiniz kişi kimdi? Kayınvalidemdir. Onu gördüğünüzde saçlarım diken diken oluyor duygusu yaşar mıydınız? Onun bir... Sinir olurum. Hani hiç öyle, evet, bazen belki demişimdir, tüylerim diken diken oluyor diye kelimesini kullanmış olabilirim. Şöyle acaba proje amaç döneminde kayınvalide çatışmaları yüzünden yuvanızın tehlikeye düştüğü, yuvanızın dağılma tehlikesi geçirdiği bir olay hatırlıyor musunuz? Proje amaç döneminde. Neresi? Hocam. Neresi? Hamilelik öncesi bir yıllık süreç, hamilelik ve doğumdan sonraki bir yıllık süreç. Öncesinde de oldu, hamilelik içinde de oldu. Yani ben şundan bahsediyorum. Şimdi tabii Türkiye'de çok kişi kayınvalidesiyle sorun yaşıyor. Onun çok ayrı bir sosyolojik sebebi var. Onu konuşmayalım şimdi. Yani Türkiye toplumunun hastalığı, sosyolojik bir hastalığı burası. Orayı hiç konuşmuyor. Ya bu bir tek size ait değil. Yalnız değilsiniz, emin olabilirsiniz. Ama kişinin kimselere söyleyemediği, kendini yalnız hissettiği ve kendini savunamadığı yerlerde çatışma oluyor. Yani evet. siz böyle eli maşalı bir kadın olsaydınız, kayınvalidenizi susturmayı başarabilseydiniz veya efendime söyleyeyim masa yumruğunuzu vurup bütün aileyi hizaya getirseydiniz sizde çatışma oluşmaz. Evet. Ama başkasına yüklerdiniz o çatışmayı. Ya papaz sizde kaldı, kısacası öyle söyleyeyim. Papaz sizde kaldı. O papaz kaçtı oyunu var ya. Şimdi o çatışmayı siz yüklendiniz. Muhtemelen yuvanızın dağılmasıyla ilgili bir tehdit unsuru olarak gördünüz ve burayla ilgili bir savunma yapamadınız. Savunmayı yapamadığınız yerde, kendinizi güvende hissetmediğiniz yerde bu çatışmayı alarak bir çocuk dünyaya getirdiniz. Hatta bu çatışma yumurtanıza kodlandı. Yumurtalıklara kodlandı. Tamam mı? Evet. Doğan çocuk bu çatışmayla doğdu. Halbuki onun çatışması değildi bu. Bu tamamen sizin çatışmanızdır. Ve bize bir tek şey düşüyor. Bu durumu ona anlatmak. Bu senin çatışman değildi çünkü. Diye çocuğumuza anlatmak. Evet. Yuvanın dağılma tehlikesi, saçlarımı diken diken eden tehlike, otoriteye cevap veremediğin yer, keşke hiç hayatımızda böyle biri olmasaydı dediğiniz yer, alopesi veya saç kıran veya egzama tarzı şeylere sebep olur saç derisinde. İkinci bakacağımız nokta şudur. Başta olduğu için babanızla ilgili ilişkiniz nasıl? Babamla ilişkim iyi. Bir sıkıntım yok. Herhangi bir hastalık geçirdi mi proje amaç döneminde? Herhangi bir ölüm tehlikesi, hastalık falan geçirmedi değil mi? Yok, hayır. Eşinizin kendi babasıyla ilişkisi nasıl? Çok yani iyi, şu son zamana kadar yani iyi, ama çocukluğundan beri şey yaparsanız yani o kadar detayını çok bilmiyorum, ama şu anda rahatsız olduğu için tabii kavgalar falan oluyor, ama o yani eskiye dayanı yani iyi, çok böyle büyütülecek bir problem yok. Rahatsız olduğu dönem hangi dönem? Eşinizin babası rahatsızlandı mı o dönemde? Yok, hayır, kayınpederim daha bu sene rahatsızlandı, Alzheimer tamam. Oldu. Tamam, geçmiş olsun. Şöyle bir şeyi size öneriyorum. Proje amaç döneminde yaşadığınız her şeyi not edin. Ama ilk başlığımız ne? İlk konu başlığımız, evet, kayınvalide, otorite, otoriteyle ilgili yaşadığınız sıkıntılar, yuvanızın dağılma tehlikesi ile ilgili kendinizi savunamadığınız yerler. İlk başlıklarımız bunlar. Bunun dışındaki başlıklar varsa, eşinizle ilgili çatışmalar varsa, yuva dağılması, bakın büyük başlık bu, yuvam dağılıyor. Saç demek evet. Yuva demektir çünkü. Yuvası dağılan insanın çılgın beyni tekrar yuvayı kurmak için saç tellerini tekrar ortadan kaldır ve yeni bir yuva inşa etmek üzere kaldırır bunu. Burası beynin çalışma prensibi. Yuvam dağılıyor dediğiniz yerde saç kıran ve saç dökülmeleri olur. Buraları hissettiğiniz çatışmaları da not edin. Ve sonra gece çocuğunuzun yanına gidin. 13 yaşında dediniz değil mi? Evet tamam. Hocam. Gece geceleyin çocuğun yanına gidin. Ve ona başlayın anlatmaya. Yavrucuğum, ben işte sana hamileyken bir gün babaannen geldi bana şunu 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 söyledi. O kadar kırıldım ki
Babana anlattım, babam bana inanmadı. Derdimi kimselere anlatamadım. En sonunda artık bunları hiç kimseye anlatmamaya karar verdim ki sorun çıkmasın. Fakat bilemezdim ki, ben tabii senaryoyu böyle uydurdum. Bilemezdim ki bütün bu çatışmalar yüzünden sana bir sürü kod yansıtmışım. Sana verdiğim kodların hiçbiri sana ait değil. Bunlar benim çatışmalarımdı. Bunları sana yaşattığım için özür diliyorum. Lütfen beni affet. Sana bunları yaşatmak istemezdim. Beni seçtiğin için teşekkür ediyorum. Baban da ben de seni çok seviyoruz ama bu yaşadığımız çatışma bize ait, seninle ilgili değildi. Ve omurgana yüklediğim, sana ait olmayan bu çatışmanın bütün yükünü omuzundan, kollarından, ellerinden, sırtından, karnından, kalçandan, bacaklarından toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum şeklinde 4-5 kere telkin yapın. Yani son cümleyi bu omurgayı boşaltma kısmını 4-5 kere yapın. Sonra ikinci konuya geçin. Yavrucuğum, doğumdan sonra işte emzirme döneminde, bakın proje amaçta şöyle bir hata yapılıyor. Doğumdan sonraki bir yıl da proje amaç dönemidir. Hala çocuk sizin beyninizle yaşıyor. Yani doğum evet. yaptınız, sizden çocuk çıktı, artık onun hayatı başladı sanmayın. Çocuk doğduktan sonraki bir yıllık süreçte yaşadığınız başka bir çatışma varsa onu da çocuk kendi hayatına kodluyor. En çok evet. sizin, daha az babanın çatışmalarını ortaya çıkarın. Bu şekilde anlatın. Büyük bir ihtimalle gerçi 13 yaş, bazı dışarıdan müdahaleler de gerekebilir 13 yaşta ama ihtimal şu, bu kodlamaları ortadan kaldırmak lazım. Ve çocuk 9 yaşına kadar saçlıydı da 9 yaşında birden saçları döküldü ise, evet. böyle bir durum varsa, aynı senaryo 9 yaşında tetiklenmişti. Nedir o 9 yaşında tetiklenen? Evde bir ayrılık rüzgarı esti mi? Bir de onu anlat. Esmedi, babası durmadan şaka yapardı, işte anneni değiştireceğim, başka çocuk alacağım çünkü benim kızım babaya çok düşkündü. Hı hı. Hani bu tip şey, saçma sapan şeyler söylerdi. Ben bir de şey, babanın bir ameliyat olma durumu vardı. Hı. İşte bir de o 4. sınıftayken bizim sınıfımızdan hocam 5 tane veliyi biz belirli aralıklarla trafik kazasında ve intiharla kaybettik. O zaman nasıl? Başladı hani eve gelip şey işte siz ölmeyeceksiniz değil mi? Anne ölmeyecek de mi? İşte babam ameliyata girerse ölmeyecek de mi? Hani bundan sonra olaylar tetiklemeye başladı hocam. Tamam. O bardağa taşınan son damla babanın hastalığı olabilir bir. Şimdi babalar çocuklarına şaka yaparlar ama çocuk bu durumda ağlıyor muydu? Gülerek dinlemeyip gidiyor muydu? Evet. Ağlıyordu. Lütfen bunları da not edin. Birincisi babanın hastalığı, ikincisi tetiklendiği yer olarak söylüyorum. Babam hı-hı. böyle bir şaka yaptığı zaman sen bunu ciddiye aldın diye. Üçer üçer konuları evet. anlatabilirsiniz. Bir 10 gün 3 konuyu, diğer 10 gün diğer 3 konuyu anlatabilirsiniz. Ama anlatmadan bırakmayın çünkü yaşının sonlarına geliyor. Yani tamam. bu avantajınızı kullanacağınız yaşın sonlarına geliyor. Lütfen anlatmadan bırakmayın, olur mu? Tamam. Ve ne olur bilemeyiz. Ben tabii ki bir anda her şey düzelecek diyemem ama bizim sorumluluğumuz şu. Proje amaç dönemindeki bütün mayınları temizleyip bedene gereğini yapması için fırsat vermek. Çünkü beden der ki ben zaten iyileşmeye geldim. Sen yeter ki önündekileri çek, ben zaten iyileşeceğim der beden. Ve biz bedene yardımcı oluyoruz. Yani biz bedene müdahale etmiyoruz, sadece önündeki mayınları, taşları temizliyoruz. Ve muhtemelen bu taşlar temizlendikten sonra gerekeni yapacaktır beden. Tamam hocam. Çok teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Yine de bize dönüş yapın. Yardım isterseniz bizim numaralarımızdan dönüş yapabilirsiniz. Tabii ki mutlaka. Tabii ki. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sevgiler Antalya'ya. Sağ olun. Hoşçakalın Ceren. Evet. Birebir. Seher Hanım siz ekrandan çıkmadınız. Yalnız böyle benimle kalacaksınız. Üst sağ tarafa evet. Üst sağ tarafa çarpı işaretine basarsanız o şekilde çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Evet sevgili anneler, sorularınızı dinleyeceğim. Çünkü çok kıymetli bu çalışmalar. Sol göz dışa göz kayması varsa acaba kendinizi hamilelik döneminde yeterince ilgilenilmemiş mi hissettiniz? Kendime ilgisiz hissettim dediğiniz bir hamilelik mi geçirdiniz? Dışarıdan ilgi arıyorum. Bazen de
tehlike, her an dışarıdan tehlike gelebilir. Tehdit unsuru neydi proje amaç döneminde, ona bakabilirsiniz. 9 yaşında çocuk bilinçli bir şekilde kakasını altına kaçırıyorsa efendim, anneyi çağırıyor o çocuk. O çocuk anneyi çağırıyor. Çünkü çocuk altını kirlettiği zaman annesini çağırır. Çünkü proje amaç döneminde bir ayrılık yaşamıştır. Ya küvezde kalmıştır veya çalışan bir annesi vardır. Veya doğumdan hemen sonra 1-2 günlüğüne de olsa anne bir şekilde uzaklaşmak zorunda kalmıştır. 9 yaşına kadar annesini çağırıyordur o çocuk. Bu durumu ona anlatın. İnanın, inanın kaçırmayacak. O ayrı konular da var tabii. Dışkı sonuçta alan işaretlemenin en keskin yoludur. Dışkıyla ilgili eğer bir sorun yaşıyorsanız, alan işaretleme ile ilgili bir sorun yaşıyorsunuzdur. Yani proje amaç döneminde acaba kaybettiğiniz eviniz, yuvanız, arabanız, paranız mı oldu, yeriniz mi değiştirdiniz, oralara da bakın. Ama emin olun ilk başlık şudur. O çocuk annesini çağırıyordur. 9 yaşındaki bir çocuk. Evet. Sevgili anneler, gece konuşan anneler, buralarda mısınız? Elde egzama çatlak. Çocuklardan bahsediyorsanız ayrılık çalışmasının tamir fazı. Uyurken terleme, 6 yaş erkek çocuğu. Suçlandığınız yere bakın efendim. Adaletsiz bir şekilde proje amaç döneminde nerede suçlandınız ki çocuğunuz kendini temizlemeye, yıkamaya çalışıyor. Çılgın beyni onun terleme programıyla. Terlemeler çok çabuk geçer, onu söyleyeyim. Çok çok fazla dönüş oldu, pozitif dönüş oldu. Terlemeler çok çok çabuk geçer. 1-2 gece konuşmayla bile geçiyor ama siz yine de bir hafta konuşun. Nerede suçlandınız adaletsiz bir şekilde ve kendinizi temize çıkarmaya çalışınız. Lütfen oralara bakın. Evet. İstek gönderen anneler sebep de yazarlarsa. Otizmin derecesi önemli. Atipik otizm için doğum anına bir bakın derim. Ölüme yakın deneyim geçirdiniz mi doğum anında? İkinci konu, proje amaç döneminde evlatlık verilmiş bir kişi var mı? Üst soylarda evlatlık verilmiş bir kişi var mı? Büyük bir sır var mı? Ama kolay değil otizm, onu söyleyeyim. Ürtiker'in en büyük sebebi, öfke duyduğunuz bir kişiyle barışırsınız. Öfkeniz geçmemiştir ama bir şekilde barışmak durumunda kalırsınız. Orada kurdeşen dediğimiz ürtiker sizi ziyaret eder durur. Evet, bana soru soran annelere cevap vermeye çalışalım. Funda Hanım, sizi kabul edeceğim. 8 yaşında yemek seçiyor. Neyi yemiyor? Yani neyi yiyor? Merhaba. Daha duymuyorum sizi. Şu anda henüz duymuyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Şu an duyuyor musunuz? Duyuyorum Funda Hanım. Nereden katılıyorsunuz? Hastanede misiniz? İskenderun'dan katılıyorum. Ha, ambulans sesi geliyor da. Hastanenin yakınında bir yerde çalışıyorum. Peki. Bir modeme yaklaşabilir misiniz? Kesik kesik alıyoruz sizi. Mümkün mü? Peki hocam. Yani yer değiştiriyorum. Yani modemin olduğu yere geçmeniz yeterli. Şimdi nasıl hocam? Daha iyi. Daha iyi. Hoş geldiniz. 8 yaşında bir kızım var. 4-5 yaşından itibaren tırnak yemeye başladı. Ve ben bunu geçirtemiyorum yani. Herhangi bir psikolojik destek almadık. Babamız bu konulara çok karşı. Hı hı. Babanız psikolojiye mi karşı? Evet. Hocam, ben mühendis psikolojik, olunca biraz... Psikolojik konularda... bakanlara çok karşıyım. Her şey mekanik. Peki. O zaman peki. Babanızın hasar görmeyeceği bir şekilde anlatalım. Funda Hanım, beni takip ediyor muydunuz daha önceden? Evet, takip ediyordum hocam. Bulabildiniz mi sebebini? Sebep endişe diye, hani tırnak yeme proje amaç döneminde endişe değil mi? Yanlış çalışmışım o zaman. Neden olmuyor dedim. Bir kere gece yaptım çünkü. Çalışmamışsınız. Oraları çalışmamışsınız. Hemen söyleyeyim efendim. Proje amaç dönemini biliyorsunuz. 33 aylık süreç. Evet. Hı hı.
İlk çocuğunuz mu acaba? İlk çocuğunuz mu? Ve tedaviyle olan bir çocuk. Zorla olan bir çocuk. Zorla olan bir çocuk. Peki. Amniyosentez yapılmış mıydı? İlk ve tek. Yok, yapıldıysa da bir şey çıkmadı. Hatırlamıyorum ya, şu an. Amniyosentezi mi hatırlamıyorsunuz? İnanmıyorum. Bir düşünün bakalım. Şöyle, göbeğinize bir iğne batırıldı mı? Çocuğun sağlıklı olup olmadığını anlamak için. Hayır. Peki. Proje amaç döneminde Funda Hanım, eşinizin veya sizin hayatınızda yakınınızdan biri vefat etti mi? Hayır. Bir düşünün. Dedesi, ninesi, dayısı, teyzesi sizin ve eşinizin. Peki. Herhangi bir ev hayvanınız var mıydı? Kopuyor. Duymadım. Anlamadım hocam. Evde beslediğiniz bir hayvan. Hayır. Hayvan tamam. Beslemiyoruz. Doğum ne şekilde oldu? Sezeryan. Sezeryan oldu. Sezeryanda bir korku hissettiniz mi? Hayır. Peki. Şiddet anınız var mı? Var. 5 aylık baş... hamile var. Buldunuz, tebrik ederim. Başka bir şey aramayın. Bunu anlatın. Hemen kesilir. Şiddeti anlatıp bize anlatmanız gerekmiyor. Sadece çocuğa. Omurgana yüklenen şöyle, bu. Şöyle söyleyeyim. Yavrucuğum, hamileliğin 5. ayında şu olay oldu. Hı-hı. Ve ben orada şunu hissettim. Bakın, oradaki ayrıntı çok önemli. Gizleyerek değil, olduğu gibi. Ve yaşadığım tamam. Bu çatışmanın sana kodlandığını bugün fark ettim. Bunun için senden özür diliyorum. Lütfen beni affet. Bu çatışma asla sana ait değildi. Bu tamamen benim çatışmamdı. Ve yaşadığım değersizlik, çaresizlik, kimsesizlik, kendimi savunamama duygularının hepsi sana yüklendi. Ben seni çok seviyorum. Baban da seni çok seviyor. Bizi seçtiğin için teşekkür ediyoruz. Bunlarla yaşamak zorunda değilsin. Seni bunlardan tamamen özgürleştiriyorum. Omurgana yapışıp kalan bu negatif enerjiyi. Ben burayı kaydediyorum, merak etmeyin. Yani profilimde izlersiniz. Not aldım. Yok. Değersizlik, öfke, kendini savunamama, kimsesizlik duygusunu omuzlarından, kollarından, ellerinden, sırtından, karnından, kalçanından, bacaklarından, ayaklarından toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum şeklinde anlatırsanız birkaç gün içinde tamamen kesilir. Yani neredeyse nokta vuruşu yapacağınız bir konu söylediniz bana. Tamam. O zaman ayrılık aşamasına da gelmiştik. Onu da anlatayım değil mi? Hani... Lütfen. İleride herhangi bir mayının tetiklenmemesi adına ne varsa anlatın. Çünkü kızıma bakıyorum, endişelendiği anda ağza gidiyor tırnaklar. Ya da böyle kendini çaresiz hissettiği anda gidiyor. Tam bu nokta. Tam şiddet anısı. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Ama bir söz istiyorum. Lütfen hızlıca da bize dönüş yapın çalışmadan sonra. Çünkü ben biliyorum ki kesilecek burası yani. Şu an birlikte değiliz. O yaz tatili dolayısıyla anneannesinin yanına gitti. Tatili orada geçiriyor. Döner dönmez ilk yapacağım çalışma bu olacak. Şu an kaç yaşında? 8 yaşında. Siz bir fotoğrafa konuşun bakalım. Gelmeden tamam. Önce. Kaç gün yapmalıyım hocam? Bir hafta yeterli. Fotoğrafla deneyin ki annenize bir şey söylemeyin. Burada fotoğrafa konuşarak deneyin. Annenize hiçbir şey söylemeyin. Eğer ki anneniz size herhangi bir dönüş yapmazsa geldiğinde gece uykuluyor. En kalitelisi gece uykusudur. En tamam, kaliteli çalışma şekli odur. Ama fotoğrafla da başlayabilirsiniz eğer uzun süre gelmeyecekse evladınız. Ne kadar süre gelmeyecek? Okul açılınca gelecek. Nasıl ayrı kalıyorsunuz böyle çocuğunuzla? Hocam çok şeyler ne yapabilir? Peki. Tamam, bir fotoğrafa deneyin. Belki de okul açılmadan çözersiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dönüş çok bekliyorum. Sağ olun. Mutlaka dönüş. İskenderine. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, ekrandan siz üst sağ taraftan çıkış yapabilirsiniz. Funda Hanım. Donduğunuz için belki çıkamamış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Çocuklarda tırnak yeme hiç şaşmaz. Sebepsiz olmaz. Şiddet anısı çok kuvvetlidir. Kayıp anısı çok çok kuvvetlidir. Kayıp anısı inanılmaz kuvvetlidir. Yas.
Bazen aklınızda olsun diye söyleyeyim. Tırnak yeme varsa çocuklarınızda. Bazen epizyotomi dediğimiz şey var. Doğuma girerken kesi atılır. Bazen de amniyosentez yapılır. Annenin karnına bir iğneyle amniyon sıvısı ölçülsün diye yapılır. Bunlarda da tırnak yeme başlayabilir. Emin olun sebepsiz tırnak yeme yoktur. Bir de şu bilgiyi ekleyeyim. Çocuk tırnak yiyorsa ve yanında tırnak etini de yiyorsa, hani sadece tırnağı değil tırnak etini de yiyorsa, orada bir suçluluk anısı da vardır. Kaybedilen kişiyle ilgili bir suçluluk anısı da vardır. ...22 yaşında. 5 yaşındayken baba kaybı yaşadıysanız... ...bakın 22 yaşında bir çocuk tırnağını yiyorsa... ...muhtemelen tırnakları deforme olmuştur artık onun. Benim ara ara demolarda yaptığım yaz sonlandırma var. Kitabımda da anlattım. Yaz sonlandırma dışında bir seçeneğiniz yok. Baba kaybından sonra tırnak yeme başlamışsa... ...yaz sonlandırma ile hızlı bir şekilde gider. Evet anneler sorularınızı alıyorum ama... Lütfen çocuklar için olsun. Peki bir anneyi daha alalım. Gece terlemesinde sadece kafa ise sebep babanızla ilgili veya eşinizle ilgili yaşadığınız suçlamalara bakabilirsiniz. Merhabalar. Şu an yayındasınız ama geri çıktınız. Peki. Uykuda konuşmak için çocuğun yaşı. Efendim, 10 yaşa kadar, sevgili anneler, 10 yaşa kadar çocuğunuzla bir hafta konuşmanız yeterli. Hatta 2-3 yaşındaysa ikinci gün sonuç alıyorsunuz. 10-15 yaş arasında 2 hafta tavsiye ediyoruz. Konuşmadan daha önemli olan şey şudur. Konuşma sırasında zihin kapısını açıyorsunuz ama omurgasını da boşaltın. 15 yaştan sonra... Fotoğrafı konuşabilirsiniz ama 20'li yaşlarda artık çocuğun kendi kendine kamp ateşi yapması lazım ki orası teknik bir konu. Nedir kamp ateşi? Yetişkinlerin çatışmalarını çözme yöntemimiz kamp ateşiyle oluyor. Kamp ateşinde belli bir çatışmayı bulup döngülere oturttuktan sonra her bir çatışmayı her bir seferini ayrı ayrı yapmak üzere kamp ateşinde boşaltıyoruz. Önce zihnimizi anlatıyoruz. Kamp ateşini anlatıyorum arkadaşlar. Zihnimizi anlatıyoruz önce. İşte 2022 yılı Temmuz ayında anladım ki ben şu olaydan beri böbreğimde taş geliştirmişim. Bunun bugün mesajını aldım. Bu mesajı devre dışı bırakıyorum şeklinde. Sonra sırtımızdaki çuvalın içindeki ilgili konuyla ilgili duyguları boşaltıp en son hedef neresi? Yine omurga. Bütün çalışmalarda hedef omurgayı boşaltmak. Omurgayı boşalttığınız çalışma ancak bedende görünür hale gelir. Farkındalık yapıp bıraktığınız çalışmalar sadece orada kalır. Ama her çalışmadan sonra omurgadan bir yük atmanız lazım ki omurganız hızlı bir şekilde boşaldıktan sonra bedeninizde görünür hale gelen bazı şeyler olacaktır. Fotoğrafa konuşmak için çocuğunuzun uyuması gerekmiyor efendim. Fotoğrafa konuştuğunuzda yeter ki yanında olmayın çocuğun. Tekrar söylüyorum, fotoğrafa konuşma mevzusunu bir sihir gibi algılamayın. Çünkü orada fotoğrafa baktığınızda orada zihninizde ruhunu canlandırıyorsunuz. Ve biz aslında zihnimizde bile o hayali kurup konuşsak orada bile çok fayda görebiliriz. Alt ıslatma genetikse de çözüm olur tabii ki. Alt ıslatmanın olduğu yerde proje amaçta anne baba çatışmaları görünür. Alanın kaybı görülür, yangın anısı görülür, sınırları çizilmeyen çocuk görülür. Baba uzakta ölmüştür, baba hastadır, baba gitmiştir, bunlar görülür. Genetik dediğiniz yer üst soylarda da bu alışkanlıklar varsa babayla ilgili alt soyda da görülebilir ama genetik değildir hiçbir hastalık aslında. Evet, hiperhidroz. Anne ve baba tarafından aşırı eleştirilme, suçlanma, kendini temizlemeye çalışma, aklanma çalışması, adaletsiz bir şekilde işlemediği suçtan dolayı cezalandırma, bunların hepsine bakabilirsiniz. Dürtüsellik yaşayan çocuğun proje amaç döneminde annesi veya babası temasla ilgili bir çatışma yaşamıştır.
ben temas istiyorum, karşı taraf istemiyor. Karşı taraf temas istiyor, ben istemiyorum gibi çatışmalar vardır. Bir, ikincisi meme ile ilgili çatışması vardır çocuğun. Memeden süt gelmemiştir. Memeyi ile yeterince temas edememiştir. Buralarda görülebilir. Evet anneler. Ekranıma düşen sıraya göre kabul ediyorum efendim. Ekranıma düşen sıraya göre alıyorum. Davet gönderen anneler unutmayın, cevap veriyorum size. Sonra şak diye evinizin içinde mutfağınızda bir beni görüyorsunuz. Omurga boşaltma büyüklerde nasıl yapılır? Merhaba Çiğdem Hanım, bir cümlemi bitireyim devam ediyorum. Bir saniye. Büyüklerde omurga boşaltma kamp ateşinde ilgili konuyu açtıktan sonra, zihnimizin o kapısını açtıktan sonra ve duyguları boşalttıktan sonra duygunun ismini vererek omurgama yapışıp kalan çaresizlik, değersizlik, yalnızlık, yas programı kollarımdan, ellerimden, sırtımdan şeklinde boşaltıyoruz. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Ben de kızımda reflü, oğlumda tekeleme geçti. Böyle iki yaşadım ben. Bir saniye. Kızımda ve oğlumda. Bir saniye. Bağlantınız zayıf. Modeme biraz yaklaşmanız mümkün mü? Evinizin modemine biraz yaklaşırsanız. Aslında şu an, yakın modeme. Şu an duyuyorum. Bir başta kesildi sadece. Ne dediğinizi anlayamadım başta. Tamam. Tekrar eder misiniz? Hocam benim kızım 6 yaşında doğuştan reflü hastasıydı. Sizin kitabınız sayesinde kızımda iyileşme yaşadım. Çok şükür atlattık. Kitabınızı aldım. Orada bir yazı yazmışsınız reflüyle alakalı. Kayınvalideyle alakalı bir şey yazmışsınız. Tam da aynen bende de o şekildeydi. İstenmeyen bir gelindim. Yani sürekli bir sıkıntı yaşıyordum hamileliğimde. Hani kızım doğduktan sonra. Sadece kızıma bir hafta boyunca ne yaşadıysam onu anlattım. Hamilelik döneminden öncesi, hamilelik dönemi, ne yaşadıysam onları anlattım. Tıpkı kızımla dertleşir gibi, hani bir sohbet gibi, uykusunda, o uykudan bir saat sonra başladım ben. Yalnız hocam size bir şey söyleyeceğim. Çok tuhaf da bir şey yaşadım ben. Sizin kitabınızda ben bu yazıyı okuduğum an şöyle bir düşündüm, hani acaba dedim böyle bir şey olabilir mi dedim an. Benim kızım kusmaya başladı. Evet. Yani çok şaşırdım açıkçası. Titreşime girdiğin zaman o an zaten. Çocuk da evet. Sizinle birlikte titreşime girdi. Evet çok şaşırdım. Doktorlar teşhis koymuş muydu reflü için? Evet tabii. Çünkü doğuştan reflüydü kızım. Emiyordu. Emdiğini anında dışarı çıkarıyordu. Sabahlara kadar biz uyumuyorduk. Gaviscon diye. Sonrasında bir kontrole gittiniz mi tekrar? Şimdi bu iyileşmeyi ben 2 haftadır yaşıyoruz. Şöyle yaşıyoruz. Benim kızım şu an yani son zamanlarda da artık çok yoğunlaşmıştı bu reflü. Bir şey yiyip yattığında kusuyordu kızım. Gece kalkıp direkt kusuyordu. Şimdi biz 2 haftadır bir deneme yapıyoruz eşimle. Kızım çok şey yiyor, kek yiyor. Hani özellikle rahatsız edici şeyler veriyoruz biz reflüde. Hani böyle kakaolu, çikolatalı. Çok da rahatsız etmeyin yani. Gece yarısı kalkıp da çocuğa böyle sarımsaklı, ciğerli miyerli bir şeyler vermeye kalkmayın sonra. Biz her gece şeyiz eşimle böyle. Hadi bugün de bakalım ne olacak. Yani şöyle doğal beslenmeye... Bu da sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü hocam açık konuşmam gerekirse ben Barış Muslu'yu çok takip ediyordum daha öncesinde. Onun seminerine katıldım. Hani... bu reflü için oğlumda kekeleme vardı. Bu arada onu da geçirdim. Oğlumdaki kekelemeyi. Uykusunda konuşarak geçirdim. Korku çalışması yaptım oğluma da. Bir hafta boyunca hep tek konu konuşuyordum. Korktuğu olayları. Bana en çok uykusunda tepki verdiği olaydan sonra oğlum bir sabah kalktı ve kekelemiyor. Evet. Şöyle zaten bir kere başardınız mı mutlaka devamı geliyor. Evet. Çok. Her eğitim çok kıymetli, her bilgi çok kıymetli ama bence naçizane
olanla yetinmeyip daha iyisini nasıl yapabiliriz eğitimleriyle devam ediyoruz. Biz de öyle yapıyoruz. Bütün eğitimler birbirini tamamlıyor. Hepsi çok kıymetli. Evet. İzniniz olursa bunu paylaşmak isterim sayfamda. Eğer izniniz olursa. Öncelikle paylaşmanızı isterim. Çünkü gerçekten ben çok çaba sarf ettim. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Özellikle bu iki konu bizim hayatımızı çok yani etkiliyordu her alanda. Sizi gibi çok da insanla bu konuyu paylaşmayı barışmanızı ne kadar ulaştım. Seminerlerine katıldım ama ben hiçbirinde fayda sağlamadım. Tabii ki onların da çok artısı oldu bana. Öğrendiğim, bana kattıkları çok şey oldu ama sizin kitabınızda yazan o bölüm, o an benim kızımın susması yani bende gerçekten çok etkisi yarattı. Evet, orası ilginç olmuş. Orada çocuk evet. Sizinle titreşime, sizinle evet. Aynı anda titreşime girmiş zaten. Evet, normal bir kusma değildi kızımın kusması. Çocuk kusuyor, bitmiyor. Böyle artık çocuk eğiliyor. Yani bakıyorum böyle kusacak bir kusanmamış sarı sarı şeyler geldi. Yaşadık biz. Çok çok geçmiş olsun. Bence bitti, orası bitti zaten. Hatta bir doktor umarım. Kontrolüyle de onaylatın evet. Onu. Aynen öyle. Kekemelik için ne yaptınız onu sorabilir miyim hocam, acaba? Kekemelik için şimdi benim oğlum hiç kekelemiyordu. Birden kekelemeye başladı çocuk. Hani neye çalışabilirim? Korku diye düşündüm. Bu şeyler fark etti. Tabii burada da normal doktorlarda kalmadı. Hepsi şunu yapın, bunu yapın. Ne diyebilirse yapıyoruz ama fayda sağlıyoruz. Ben bu sefer başladım. Her hafta yani 7 gün boyunca bir konu çalışıyorum. Ona çalışıyorum. Öbür konuyu kadar verip 7 gün tekrar öteki konuya çalışıyordum. Bir gün ben bir konu çalışırken o tek konuda izlediğim şey yakaladım YouTube'da. Dedik bu konuyu çalışıyorum ben. İşte oğlum sen de iyi gördün. Çok korkuyorsun. Falan tutukluğunda konuşurken oğlum ağlamaya başladı uykusunda. Ve ağlarken de biz gördük oğlum istiyordu. Yani evet. Çenesine böyle şey yapamıyor, müdahale edemiyor. Aşırı derecede çenede bir titreme oldu. Devam ettim. Hani daha bir yükselttim. Daha sonra rahatlattım. Yani size gidiyorum sabah uyandığımda. Yani sesleri biraz alamıyoruz. Çiğdem Hanım, sesler bayağı bir dondu. Şimdi nasıl şu anda olacak? Şu an süper. Ne yaptıysanız süper olsun. Evet. Şimdi bende sadece tek bir konu var. Bunu çözemiyorum. Ülseratif kolit rahatsızlığım. Sizin mi var? Evet. Sizin benim mi? Var. Evet. Ve ben bunun için ne yaptıysam hocam Gilbert'la bile görüştüm. Benim eski hastalığım, vedalaştığım hastalığım. Biliyorum, evet. Sizinle de zaten öyle ben. Sizi öyle tanıdım. Ablam sizi önerdi. Kaç yaşınızdan beri böyle bir rahatsızlık var? Kızım, 28 yaşında kızımı doğurdum. Doğumdan 4 ay sonra başladı. Acaba kızınızla aynı şeyden tetiklenmiş olabilir misiniz? Olabilir çünkü kayınvalideme ve kayınbabama evet çok fazla bir sindiremediğim öfkem de var. Hani çok yuttuğum tamam. Burası sebep değil, bardağı taşıran son damla. Hemen bakın size çok önemli bir bilgi vereceğim bununla ilgili. Annenizin hikayesini öğrenin. Proje amaç döneminde annenizin yakın senaryosu varsa direkt oradan tetiklendiniz siz. Neden orayı önerdiğimi tabii ki buradaki birçok kişi belki bilmiyor olabilir ama hani kitapta yazdığım bilgiler anlamında evet. Söyleyeyim. Bağımsızlık döngüsü anlamında. Sizin proje amaç döneminizde annenizle yakın bir senaryo yaşamış mı? Kendi kayınvalidesiyle, eşinin, babanızın ailesiyle. Annem şöyle, annem Türk'tü, baba tarafım Arap benim, Mersin. O yüzden bir istenmeme olmuş hani. Tamam, bakın. Tam da aynı senaryo olmuş. Neden olmuş? Sebepler önemli değil. Yaşananlar aynı. Yani aileyle adaptasyon sorunları yaşamış ya proje amaçlı. Aynı dönemde siz de yaşamışsınız ya. Evlendiğinizde bağımsızlık döngüsünde. Siz orada tetiklendiniz. Ama
aslında annenizden başlayıp size doğru gelen bir çatışma olma ihtimali çok yüksek. Yani evlendiği zaman alfamız, eşimiz alfamız olur evlendiğimiz zaman. Evet. Annemiz de babamızın yerine eşimiz alır. Ve alfamızın ailesi tarafından yaşadığınız, uğradığınız çatışmanın aynısını bağımsızlık döngüsünde kendi anneniz de yaşamış. Üst üste pişti olmuş bir durum var burada. Evet. Bağımsızlık döngüsü proje amaç döneminde başlayan ve sizin evlendiğiniz gün tekrar eden bir çatışmayla size ülseratif kolit mesajını vermiş büyük bir ihtimalle diyorum. Lütfen bu iki çalışmayı beraber yapın. Hocam ben nasıl yapacağız? Tamam. Kamp ateşi, kayınvalideyle ve kayınbabayla yüzleşme, eşli yüzleşme. Bir de kendimizle proje amaç dönemi çatışmasıyla ilgili şöyle bir kamp ateşi kuracağız. Bir ateş başında kendimizi hayal edeceğiz. Ve 2022 yılı Temmuz ayında anladım ki annemin proje amaç döneminde yaşadığı şu olay. Olayı ayrıntılı anlatın kendinize bağıra bağıra. Hepsi bana kodlanmış. Bunların hiçbirinin bana ait olmadığını bugün anladım. Ve sırtındaki simsiyah çuvalın içindeki bana ait olmayan istenmeme, reddedilme, ayrılık, çatışma, gözyaşı, değersizlik duygularının hepsini birer birer ateşe atıp yok ediyorum deyip omurgama yapışıp kalan, anneme ait olan bütün bu kodları omuzumdan, kollarımdan, ellerimden, sırtımdan, karnımdan, bağırsaklarımdan özellikle, kalçamdan, bacaklarımdan, ayaklarımdan toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum diye terkinizi tamamlıyoruz. Bu kadar basit. Bir hafta, 10 gün inanılmaz bir hareket başlar bağırsaklarınızda. İnanılmaz bir hareket başlar. Hatta benimle konuştuğunuza lanet edebilirsiniz. O kadar berbat bir hareket başlar. Çünkü beyin ödemle iyileştirir. Evet. Beyin ödemle iyileştirir. Sonra bir anda deniz sakinleşir ve vedalaşırsınız. Kaldı ki bağırsak çok çabuk cevap verir. Bakın benim sürecimi şöyle söyleyeyim size. Ben bir çalışma yaptım. Çalışmadan sonra bir hafta hatta 10 gün evden çıkamadım. Yani evden ayrılamadım. O kadar kötü oldum. Zaten benimki çok ileri düzeydi. Hani kanserojen dokuya doğru gidiyordu. Kolitte böyle bir risk yoktur ama benimki biraz ileri düzeydi. Hani ben lavmansız yaşayamıyordum. O salı falklar falan kullanıyordum. Ondan sonra hayatımda yemediğim yemekleri bir hafta sonra yemeye başladım. İnanılmaz bir değişim oldu. Belli bir süre sonra da doktora gittim. Bağırsakları kamerayla incelettirdim. Sıfır sorun, bebek bağırsağı gibi dedi bana. Orada bitti olay. Emin olun. Tetiklendiğiniz yer, çocuğunuzla tetiklendiğiniz yer aynı sizin. Hem siz hem çocuğunuz aynı yerde tetiklendiniz ama annenizin de proje amaç döneminde size hamile kalmadan önceki süreç ve hamilelikte aynı senaryosu var. İlk çocuk musunuz? Hayır, ben hatta üçüncü çocuğum. İlk tamam. Çocuk... Sizin dönemde aileyle çatışma yaşamış mı? Annenizin o hikayesini bir bulun bakalım. Tamam, ben onu bulacağım. Umarım, inşallah. Çünkü ben artık bütün ekibinizden seans alacağım. Bayanla görüşmekte. Evet. Önce bir deneyin. Bakın zaten kitap iyi bir kaynak. Oradan da halledebilirsiniz. Bizim demolarımıza da katılın. Deneyin. Gerçekten kendiniz çözebilirsiniz ve gerçekten bağırsak hiç zor değil. Bağırsak hiç zor değil. Yeter ki kaldı ki siz çalışmayı başarmış bir annesiniz. Bakın başarılı anneler gerçekten bir kere bisiklet kullanmayı öğrenen anneler gibi görüyorum. Onlar her şeyi başarıyorlar artık. Kendinizde de başarısınız, başkasında da başarısınız. Bebeğinize başardınız ya siz kendinizde çok rahat başarısınız. İnşallah. Oraları bir deneyin. Evet, çok isterim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bize çok güzel ilham verici bilgilerle döndüğünüz için sağ olun. Daha güzel haberler almak umuduyla diyorum. İnşallah hocam. Çok sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evet, başarılı anneler. Ortak özellikleri. 1. Hedeflerine, vizyonlarına iyileşmeyi koyuyorlar. Hastalığın konfor alanından çıkıyorlar. 2. Duygularını gerçekten açığa çıkarabiliyorlar. 3. Beni takip ediyorlar.
Beni her gün takip ediyorlar diyormuş. Ya tabii ki şöyle, hanımefendi kitabımdan çözmüş, kitabımdan çözülüyor. Ben herkesin eğitime katılmasını tabii ki bekleyemem. Ama eğitimlerde şöyle bir fark oluyor. Şimdi başka çarem yok yani, nasıl anlatacağım bu bilgileri? Demolar yapıyoruz, çok fazla demolar yapıyoruz. Görünür hale getiriyoruz ve eğitimleri ben belli bir sayıda tutuyorum. Çünkü birebir herkese birebir uygulama yapmaya çalışıyorum. Aslında bir çeşit seans kıvamında oluyor. Birebir seans kıvamında oluyor eğitimler. Ha, bunu böyle bir eğitime katılmak istemeyenler için kitabımda gerçekten bütün bilgileri aktarmaya çalıştım. Fakat canlı yayınların da takip edilmesi kıymetli. Çünkü ben açık söyleyeyim, canlı yayınlarda anlattığım geri dönüşlerin hatırına bu canlı yayınları yapıyorum. Birebir konuştuğumuz yerler, birebir anlattığımız yerler çok çok kıymetli. Ve canlı yayınların bu nimetinden faydalanın derim. En azından sabah bir saat, iki saat vaktiniz varsa etrafınıza da size de faydalı olacak bu bilgileri kullanın derim. İşe yaramasa zaten, hani geri dönüş olmasa ben de bir iki gün yaparım, bırakırım. Ama aylardır yapıyorsam muhteşem dönüşlerin hatırına yapıyorum, onu da söyleyeyim. Eğitime katılmak için aşağıda verdiğim WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Paket halinde de alabilirsiniz. Senede bir defa uygulayıcı eğitimi yapıyoruz. Çocuklarla ilgili kitap yazacağım. Yani hazır kitap da Ekim-Kasım'da yayın evini vereceğim. Senede bir defa uygulayıcı eğitimi yapıyoruz. 3 tane eğitimimiz var. A'dan Z'ye hastalıklar, çocuk ve kilo eğitimleri. Bu 3 eğitimi alanlar, daha da derinleşmek isteyenler, olayın enerji boyutunda daha fazla derine inmek isteyenler için senede bir defa uygulayıcı eğitimi yapıyoruz. Orada biraz enerji boyutunda bilgilendirmeler ve çalışmalar yapıyoruz. Kitap ismi Sırlarımız Kadar Hastayız. Evet, bir anneyle daha sohbet edesim var efendim. Acaba tanıdığım biri mi? Ben size davet gönderdim, reddettiniz. Bir kez daha ekranın başına düştünüz. İlginçtir. Hayırdır inşallah. Yok. Ayarlarla ilgili. Peki ben diğer anneye, Maral isimli annemiz katılamıyor. Şöyle ayarlarınıza bir bakın isterseniz. Daha ben size kabul ettiğim anda katılamıyor mesajı aldığım için orada sizin ayarlarla ilgili bir sıkıntı var. Benle ilgili değil orası. Yazılanlara bir bakalım. Evet. Bir seyredip ritim bozukluğu, tırnak yeme sorunu geçmiyor, geçer. Geçmiyorcular. Geçiyor kısmına geçin artık. Gece diş gıcırdatan bir çocuğunuz varsa, proje amaç döneminde hangi sırrı sakladınız, kimi öfkenizi içine attınız? Net. Çok net. Evet, eğitimle ilgili bilgileri aşağıdaki numaradan alabilirsiniz diyorum. Ve efendim Sevcihan Bulut isimli katılımcımıza da bir kabul gönderdik. Kabul eyleyin dedik. Davetlerini kabul ettik. Hemoroid. Çok kolay. Ameliyata gerek yok. Hemoroidiniz var ise çok hızlı bir şekilde, hemoroidden hemen önce kişiliğinizin zedelendiği yere bakın. Hemoroidin olduğu anüs kişilikle ilgilidir. Çatışmanızın olduğu yer orasıysa, nerede annenizle kavga ettiniz? Annenizle aranız nerede bozuldu? Nerede kendinize yakıştıramadığınız bir duruma düştünüz? Nerede işinizle ilgili altınızdan sandalyeniz çekildi sembolik olarak? Soru mu soralım? Soruları mı özlediniz? Sınav mı yapayım sizi? Peki. Buralarda hemoroid çatışmasının sebebini bulduğunuz anda hemoroid iyileşir. Bir kamp ateşine, hatta karanlık bir odaya bile gerek yoktur hemoroid çatışması. Böyle ilginçtir. Böyle ilginç bir şekilde hızla iyileşir. Evet. Sesi kaydetmeyin. Lütfen sesi kaydetmeyin. Ses kaydı işe yaramıyor.
sizin canlı konuşmanız, ruhuna temas etmeniz gerekiyor. Ses kaydı öyle bir şey değil. Otomatik yazı okur gibi ses kaydetmeyin. Oralar çok kıymetli değil arkadaşlar. Rica ediyorum. Mümkünse sesinizi az da yani fısıldayabilirsiniz ama yanında olmanız çok kıymetli. Evet, kabızlık için de konuşalım. Kabızlık sorunu olanlar. Kimi bırakamıyorsunuz? Bazı kişiler vardır ki yolculuğa çıkar. 15 gün, 10 gün yolculuğa çıkar. 10 gün boyunca kabızlık çeker. Evine döner, her şey normale döner. Alanınızı benimseyemediğiniz yer. Kendi alanınızı, konforunuzu kaybettiğiniz yer. Saklanmak zorunda hissettiğiniz yer. Yaz problemi. Çocuklarda kabızlık varsa bakın hiç şaşmaz. Neredeyse hepsi çözüldü diyebilirim. Proje amaç döneminde kimden ayrıldınız? Hangi ayrılığı sindiremediniz? Kimi kaybettiniz? Hangi yası sindiremediniz? Bir tanesi de şudur, çok önemlidir. Cinsellikle ilgili çalışmanız neydi? Kaka tutmayla kabızlık farklı şeyler. Bazı çocuklar kaka tutma programına girer. Bebeğinizi kaybetme korkusu yaşadıysanız annenin ürününü kaybetmemek üzere elleriyle ürününü tutması programı aynısını çocuk kendi hayatına programlayabilir. Orada bir kaka tutma programı başlayabilir. Bunların hepsi anlatılarak çözülüyor arkadaşlar. Hepsini anlatarak çözebilirsiniz. Ve lütfen gece konuşmasını hızlıca yapın. Bağırsak problemleri 1-2 günde şak diye çözülüyor zaten. Tabii ki çocuğunuzun hemoroidi sizinle ilgili. Merhabalar, kime bağlandık acaba? Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şok geçirmiş gibi bir haliniz var. Beklemiyor muydunuz acaba beni? İsminiz nedir? Burdan hocam. Burdan Hanım. Nereden katılıyorsunuz? Kocaeli'den hocam. Kocaeli'ye sevgiler buradan. Evet. Burdan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasıl yardımcı olabilir bize? Buyurun. Hocam, 6 yaşında kızım var. 15 Temmuz darbe günü doğdu. Size çok istek attım. Çok agresif davranışları var ve alt ıslatma problemimiz var. Evet. Bana 15 Temmuz'da doğması zaten başlı başına bir çatışma. Çünkü o gün hepimiz travma yaşadık. Hepimiz evet. Hayati tehlike içindeydik. Hepimiz ne olacağını, ne olduğunu anlayamadık. O günün çatışmasını zaten anlatabilirsiniz. Ama çocuk kaç yaşında şu anda? 6 yaşına girdi. 6 yaşında alt ıslatma var dediniz değil mi? Evet. Alt ıslatma var. Baba neredeydi o gece, o dönem? Proje amaç eve gelmişti. Biz hastanedeydik hocam. Peki. Baba sizinle birlikte değil miydi doğumda? Doğumda birlikteydi. Akşam doğal olarak o döndü eve. İki tane daha çocuğumuz vardı. Anladım. Peki. Zaten darbe akşamı biliyorsunuz çıkamıyordu. Kimse bir yere gidemiyordu. Tabii. Şimdi darbenin oluşumunu çocuğa anlattınız mı hiç gece uykuda? Yok hocam, anlatmadım ama sizi bir iki haftadır önerdi arkadaşım. Sizi dinliyorum. Şimdi neler hocam, yapabiliriz? Önce birkaç şey sorayım size. Evet. Bunu çözmek çok mümkün. Çok kolay çözülür. Şöyle bir şey sorayım sadece. Proje amaç döneminin hangi dönem olduğunu biliyor musunuz Nurdan Hanım? Gece uykuda bir saat sonra uykuya daldıktan bir saat sonra konuşmayla başladığını söylediniz hocam. Hayır. Şöyle, proje amaç dönemi dediğimiz bir dönem var. Çocuk döllenmeden önceki bir yıllık süreç. Yani siz daha çocuğa hamile kalmadan önceki bir yıllık süreçte. Evet. Hamilelikte ve doğumdan sonraki bir yıllık süreçte. Yaşadığınız şeylere proje amaç döneminin ürünleri diyoruz. Yani o döneme proje amaç dönemi diyoruz. Evet. 3 aylık evet, acaba hamile kalmadan önceki bir yıllık süreç, hamilelik ve doğumdan sonraki bir yıllık süreçte eş dışarıda çalışıyor muydu eşiniz? Yok hocam, normal. Çatışıyor muydunuz? Tamam. Çatışıyor muydunuz? Çatışma var mıydı? Hayır hocam, öyle bir şeyimiz yok. Sadece hamile kaldığımı öğrendiğimde kayınvalidem felç geçirmişti.
Onları yaşadık hocam. Yani bir dakika. Yani orada evet orası orayı da not alın. Fakat şöyle. Evinizden ayrıldınız mı? İşinizden ayrıldınız mı bu süreçte? Hayır, hayır hocam. Hiç eşimle hiçbir problemimiz olmadı şimdiye kadar. Allah'a şükür öyle bir şeyimiz olmadı. Belli canım, sizin gibi bir daim bir insanla niye problem yaşasın adam? O kadar sakin, naif bir tarzınız var. Sorun yaşamamış olabilirsiniz. Peki. Yangın anısı var mı? Yangın anısı. Tehlikesi anısı. Hatırlamıyorum hocam. Yok gibi. Şöyle. Çocuğunuzun o 15 Temmuz gecesi doğmuş olması durumunu nasıl anlatacağımızı konuşacağız. Kayınvalideniz felç geçirdiği zaman felçli mi kaldı, sonradan iyileşti mi? Felçli kaldı hocam. Ben çocuğumun hamile olduğumu öğrendiğim akşam kayınvalidemin rahatsızlığını öğrendik. Zaten o da benim üst katımda oturuyordu. Onu öyle görünce ben çok üzüldüm, çok şok oldum. Yani tamam. Ne bileyim hocam. Birçok şeyler. Şimdi bu konu ve 15 Temmuz konusunu anlatmanız yeterli olacaktır. Fakat ben yine de size şunu söyleyeyim. Az önce tarif ettiğim 33 aylık süreç var ya. Evet. O 33 aylık süreçte proje amaçlarında yaşadığınız ekstra bir kayıp, çatışma var mı? Şimdi kayınvalidenize sorunlar olmuştu hocam. Yani benim tarafım benim ailem açısından değil ama hani anne baba kardeşler olarak bazı şeyler olmuştu. Ya onları bize söylemeniz lazım ki biz de bilelim neye çalışacağımızı. Yani sizin annenizle ilgili bir şey mi olmuştu anlamadım. Ya onların arasında oldu ama ben de doğal olarak etkilendim hocam. Yani benimle bir alakası yok. Tamam, siz öyle sanın. Siz öyle sanın. Siz öyle sanmaya devam etmeyin ama. Siz öyle sanın ama öyle sanmaya devam edin. Sizinle alakası olmaz olur mu? Tabii ki sizinle ilgili alakası da var. Bütün çatışmaların sizinle alakası vardır. Onlarla ilgili yaşanan çatışmaları da, mesela bir örnek veriyorum, gece konuşmasıyla ilgili nasıl yapacağınıza dair. Gece uykuya dalan çocuğunuza, yavrucuğum ben 15 Temmuz gecesi seni doğurdum ve Türkiye'de çok büyük bir olay olmuştu o gün. Darbe olmuştu, uçaklar tepemizdeydi. Biz o gün hepimiz hayatta kalmakla ilgili panik yaşadık. Ve bizim yaşadığımız bütün bu panikleri sen de hissettin. Bunu sana yaşattığım için özür diliyorum. Bunların evet. Hiçbiri senin suçun, senin sorunun değildi. Bizim korkularımızın hepsi sana geçti. Bunların için senden özür dilerim. Bizi affet. Seni çok seviyoruz. Güvendeyiz. O durum zaten hemen geçti. Şu anda hepimiz güvendeyiz. Evet. Ve bizi seçtiğin için teşekkür ediyoruz baban da ben de. Hocam. Bir saniye dinler misiniz? Bir saniye. Tabii. Panik yapmayın. Önce bir durumu anlatayım. Şimdi hani anlatacaksınız ama önce bir ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Evet. Bu duyguların yarattığı çatışmaları omurgandan, omuzundan, ellerinden, sırtından, karnından, ayaklarından toprağa akıp gitmesi için serbest bırakıyorum. Şekle konuşmayacak mısınız? Buyurun. Evet. Efendim. Hocam bir de unuttuğum bir şey var. Unuttum derken aslında çok heyecanlandım. Hocam ne zamandan beri size istek yolluyorum. Bir de 6 aylıkken omurilik ameliyatı geçirdi benim kızım. Bilmiyorum bunların da etkisi var mı? Ben bunu ışıklara bakamıyordu, korkuyordu devamlı. Birkaç sene onunla uğraştım. Sonradan göz ameliyatı oldu. Gözünde bir şaşılık vardı. Onları geçirdi. Yani bunlarla da alakası olabilir mi? Olmaz olur mu? Bakın proje amaçta ne varsa anlatın dediğim yer orası. Olmaz olur mu? Tabii ki var. Tabii ki var. Hayati tehlike, anestezi, bunların hepsi. Proje amaçta ne varsa anlatın. Alt ıslatma dışındaki çatışmaları da boşalır hem. Mutlaka anlat. Hocam, yani gerçekten bu durum beni onun açısından çok üzüyor. Omurilik ameliyatı olduğu zaman bayağı bir zorluklar geçirdik. Hani bilmiyorum, bana yardımcı olun gerçekten. Böyle ben bazı size yardımcı olamam. Şeylere... Siz kendinize yardımcı olmayı seçtiğiniz gün başaracaksınız. Ben size yardımcı olamam. Başkasından medet ummayın. Ben size kendi gücünüzü hatırlatabilirim sadece. Ben size bir şey yapamam burada. Kimse de yapamaz. İnşallah hocam.
kendi gücünüzü fark edin. Bana güç verdi gerçekten. Ben çok mutlu oldum. Beni çok mutlu ettiniz. Allah da sizi mutlu etsin hocam. Sağ olun. Yani... Ama kendi gücünüzle yapacaksınız. Bir, ikincisi kendinize inanmayı seçeceksiniz. Ve siz İnşallah çocuğunuza yardımcı hocam. Olacaksınız bende. Bu durumları anlatın olur mu Nurdan Hanım? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için. Teşekkürler. İyi günler. Çok sağ olun. İyi günler. Sevgiler. Hoşçakalın. Evet. Siz ekrandan çıkış yapabilirsiniz Nurdan Hanım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımızı bitiriyorum. Yarın tekrar beraberiz. Birkaç anneye bir şeyler anlatacağız. Birkaç anneden dönüş alacağız umarım. Çok güzel oluyor böyle. Bir anneye anlatırken 15-20 anne faydalanıyor. Yarın saat 9.30-10 gibi tekrar yayını açacağım. Sorularınıza da cevap vereceğim. Biraz da soru soracağım size. Hatta epeydir soru sormuyorum. Daha önceden takip edenlere sorular soracağım. Birkaç cevap vereyim, evet. Sağ olun. Sizin de yayın kaydediliyor, merak etmeyin. Yayını ben profilimde tutuyorum, kaydediliyor. Tekrar tekrar izlenebilir yani. Göz kayması astigmat. Yaşadığım ızdırabın, acının görünür olmasını istemiyorum dediğiniz yerdir efendim. Yarın görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum.